Havaalanına girdikten sonra buradan çıkış yapmadan önce herkesten turist bir 35 bin Kolombiya pesosu, yani bir 10 dolar gibi bir ücret ödüyorsunuz. Amazonlara destek, işte turist giriş vergisi gibi bir şey. Havaalanından kalacağım yerin arası 15 dakika yürüme mesafesi. Burada birçok araç var, taksi var, tıklar var. Bunları kullanabiliyorsunuz ama ben yürümeyi tercih ettim. Kahvaltı söylediğimde yumurta istedim. Bizdeki menemene benzer, şunun adı periko. Bu biraz daha farklı geldi. Yanında pilav, muz kızartması ve arepe dediğimiz bir şeyle birlikte geldi. Burada demek ki böyle bir kahvaltı kültürü var. Şimdi dikkatimi çekti de bütünlükçelerin hoş geldiğinizi yazmışlar. Ben bunu daha önce Işıl'ın bir paylaşımında görmüştüm. Karşılama diye çevirmişler Türkçe'yi. Çok komik. Yani bana çok ilginç gelen bir şey oldu. 6 ay önce Ecuador'da tanıştım. Fransız bir arkadaşım. Ama burada, yolda yürürken buldum. Şu kırmızı şapkalı olan. Onun arkasındaki kız da benim daha önce çalışmış olduğum okula benden sonra İngilizce öğretmeni olarak gelen Brezilyalı bir arkadaşım. Onunla da yine Fransız arkadaşımla tanıştıktan sonra yaklaşık yarım saat sonra onunla da karşılaştım. Daha sonra birlikte buluşup göle gitmeye karar verdik. Bailando en Ecuador. Epa. Grabado por un mexicano. Eso, chingado. Evet, bir tane göle gitmek için yola çıktık ama bu geldiğimiz göl yanlış olan, daha doğrusu çok kalabalık diye buraya girmek istemedik. Şimdi yaklaşık 4 kilometrelik bir yolumuz var. Buraya doğru ilerliyoruz. Çok güzel bir köyün içinden geçiyorum şu anda. Bahsettiğim göle gidiyoruz hala. Sanırım yarısını tamamladık. Burası ne oldu? Burada İngiliz'imiz diye bahsediyorum ya. Oraya ait. Her yerde muz ağaçları, farklı farklı meyvelerle de tanıştık. Yanımda bir tane buralı bir arkadaş var. Sağ olsun, bize yardımcı oluyor. Bunun adı kasaveymiş. Yuka'dan yapılıyormuş. Yuka'nın bir kısmı böyle sakız gibi çiğneniyormuş. Kes. Kaymo. Kaymo. Bu da kaymo. Başka bir meyve. Şunla ben daha önce Ecuador'da tanışmıştım. 4 kilometre yolun sonunda buradaki göle geldik. Çok daha güzel gözüküyor. Çok daha sakin. Ulaşmak istediğimiz yerdeyiz. Etrafı geziyorum şimdi de. Çocuklara bakın. Ağacın üstünde. Gördünüz mü? Çok şekerler. Poz veriyorlar bir de bize. ¿Qué importa entonces si otra vez me...
13. kilometre oldu. Hala yürüyorum. Akşam oldu. Sonra otobüs 6.30'dan sonra yetişmeye çalışıyoruz. Ayağımda da sandaletler var. Karanlıkta gözüküyor mu? Gözükmüyor. Bu kadar yürüyeceğimi bilmediğim için yani parmak arası terlik giydim. Bu halde yürüdüğümü düşünün. Hakikaten canım yanıyor yani şu an. Kahvaltı yapmaya geldim. Yeni hiç daha önce duymadığım bir meyve. Kopalzu adı. Tadı çok asidik. Çok değişik. Beğenmedim. Çok ağır geldi bana. Yıllar çok pahalı olduğundan kendi başıma gitmeye karar verdim. Fuatino'nun yerinden hiçbir aracım taşıtım bulunmadı. Buranın en temiz köyüne doğru gidiyoruz. Burada Migration nehrin üstüne kurulmuş. Günaydın. Fuatino'ya doğru yola çıkıyorum. 31 gün Kolombiya tecrübesi verdim. Yani 10 dolar gibi bir ücret ödedim. Hızlı botlarla 1 saat sürüyormuş. Bu gece buraya dönmeyip orada kalmayı düşünüyorum. Zaten çok da fazla vaktim yok burada. Sağladıktan sonra saat 9'da kalkacak olan bota. 8.30 gibi geldim. Şuradan kalkıyor. Resnesindeki köyü Tabatinga. Brezilya sınırındaki köye Tabatinga'ya gidiyoruz. Tabatinga köyü çok çirkin bir köy. Her yerde çöp var. Zaten burası gece hayatıyla meşhurmuş. Onun dışında da başka bir şey olduğunu ben de söyleyemem.